Niye bana öyle baktın? Yok, Dün normal canını mı baktım. sıktım seni? Tüm moralim biraz bozuldu yani, biraz aşırı hani Ama moralim ben de bozuldu şimdi ama. Mehmet Ali, hani Yok, ben kızma değil, dün kızdı dediniz de. kızdın kızdın, ben aldım haberlerini. Aldım. Ama şimdi yani benim de kafama oturmayan şeyler var, Şimdi o ama yüzden. şimdi şöyle, yine konunun dışına çıkacağız, Sürem konuşacaklarımız tabii. çok az. İşte o yüzden Net çıkmak konuş, için özet dünkü, konuş, aynen. yani orada otomatikle böyle askerlik yap. MG3'te taranmış gibi her yer savaş alanıymış. Ya yayını izleyin yani, öyle lanse oldu biraz. Mehmet Yani. Ali, gözünü sevdiğim, Gazi'nin kafasından iki tane kurşun çıkıyor. Bakın o şu, Beş el silah. onu şöyle söyleyeyim. Duvarlarda delik var. Bir Tamam. insan iki kurşun yerse kafasına Otopsi kesinlikle kan raporlarını akar dedin hocam, mi demedin mi siz Mehmet gerekçeli Hoca? Tamam. karardan mı okuyorsunuz onları? Şimdi şöyle. Otopsi raporlarını Mehmet gerekçeli abi şöyle. karardan mı Tabii ben okuyorsunuz? hayır. O karardaki yazılan bulguya baktığımda ben bir doktor olduğum için Ben orada anladım. Dün, yaralanmayla bugün ben bakın. avukatımla görüştüm bu konuyu da. Şunu söyleyeyim de seyircide şey olmasın. Kürek kemiği ve kola gelmiş olan mermiden pek dışarıya kanama Bu olmayabilir konuyu ama ben kafada büyük avukatımla ihtimal olur. görüşmüş. Tabii Kendisi buyurun. de çok %100 yoruluyor. demiyorum Teşekkür tabii. ederim de. Dedim ki abi, bendeki raporda bir tane, otopsi raporunda bir tane görünüyor dedim. Ben tabii Hatta Mehmet vaktini... Bozoklu'nun ifadesinde dedim, 4 yola geldiğini hiç söylemiyor adam dedim bendeki. Mehmet Ali dedi, bir bakayım dedi, o ifadeyi bulsan abi bana dedim. En son baktık, bizim bana verdiği ifade gerekçeli karardaki ifade. Yani toparlama ifadesi bunlar yani. Bütün dosyalar inceleniyor. Hani iki el ateş de şöyle olmuş olabilir diyor. Kafasına iki el ısrarla diyorsunuz ya. Tamam. Hani... Tamam ama iki el ateş geldi. Bir de gelen yerleri de hocam değerlendirince diyor ki kesinlikle kan akar Ben kardeşim diyor. akmaz demedim ama şimdi Ama kan akarsa, kokusu hay ala... Mehmet Ali, ceset taşınıyor, kafadan kan akıyor, aşağıdan bu ceset atılıyor. Yani kan olur ya her taraf. Sonra da o kanın temizlenmesi lazım ya çamaşır suyuyla. Ya Sen eve belki sildi, geldiğinde bilemiyorum çamaşır yani. suyu kokusu almıyorsun. Herhangi bir değişiklik evde hissetmiyorsun. Senin kardeşin saatler önce o Evde evi cinayet süpürmüş. işleniyor, bir Cinayet anormallik işlenmiş. var. Ve daha sonra evin önünde de bir kazı yapılıp kardeşin gömülmüş. Dolayısıyla sen bu kadar evdeki olağanüstü durumu bir Kazı hafta yani sonra arka fark taraf etmen orası. bana garip geldi. Arka taraf o O bahçe yüzden yani, dedim ki yanından geçip de acaba girdiğim bir o yer değil. tetiği Mehmet Ali mi çekti? Ama o kazı dediğiniz yer evin arka tarafı, giriş taraflarında görme Tamam, şansın kazıyı da yok. görme. Mezarı da görme evin önündeki. Ama evin içine girdiğin zaman bazı yerlerde mermi izleri var, kurşun izleri falan filan yani. Ama o kadar Senin bu kadar detayı fark yani etmemiş bilir olman kişi hani beni gittiğinde o kadar göz şüphelendirdi. önünde. O iz halen duruyor. Bakın orada o mermi izi halen duruyor. Kaç yıl geçmiş? Hangisi? Anladığım kadarıyla orada gösteriliyor. Ha, Halen evet. duruyor evde o mermi izi. Ben Ha yani onu fark görmedim etmemiş de dedim, bilmiyorum olabilirsin. Ben demedim ki. kimsenin Tabii. şeyi değil. Hayır. Sadece ben akıl yürütüyorum. Bak belki de bir hafta sonra gerçekten fark ettim Ama o evdeki olasılıklarda olağanüstü nasıl durumu. oluyor? Hani şimdi o konularda dün de konuştuk. Hani moralim biraz bozuldu ona Ha inşallah. ha ha. Çünkü hep ben 12 mahkeme, hani bu insan bir şeyler söylemiş. Ben neticeye geliyoruz. Ben 20 yıl ceza almışım. Bu adam da 12 mahkeme bir şeyler söylemiş. Aleyhe tanıklar bir şeyler söylemiş. Ben çıkma derdim ne? Bu tanıkların söylediklerinin hepsi bunun derdinin ne olduğu, onlar neden bana bunu söylediği yani. Ama tanıkların hiçbiri duyuma, kendi duygularından, görgüsünden alakalı değil. Hep kulaktan kulağa, duyuma dayalı. Ama aleyhe öyle bir ifadeler verdiler ki inkar ediyorlar mesela Mehmet Ali, verdikleri. sen sonuna kadar diyorsun ben masumum, Ben kardeşimi masum ben olmasam, öldürmedim. bakın buraya anayasaya başvurdum. İsim vermeyeceğim, bir siyasi parti liderine ulaşmak için eşiyle görüştüm. Yani şu dosya Allah rızası için bir hukukçunuz baksın dedim. Hiçbir maddi şeyim yok. Yani yalvardım resmen. Ben beraat ettim. Neden hiç itiraz etmiyor şimdi kesin? Hatta mahkemede yalanları ortaya çıkınca bu şahsın diyor ki öldürmediyse Ama diyor, görmiş olabilir diyor. Aynı Fulya'nın şahıs ay diyor. temizledilmiş, Yargıtay Fulya Hanım ya ben bir şey merak ediyorum. Fulya ben bir şey merak ediyorum. Şimdi Mehmet Ali Bey böyle söylüyor kendine ama Mehmet Ali kendi ifadesiyle Mehmet Ali Bey diyor ki ben diyor olay olduktan 15 gün sonra diyor babam geldi bunu bana anlattı. Ben cinayeti öğrendim. Daha sonra ben de gittim anneme ve kız kardeşime anlattım diyor. Şimdi problem olan burası zaten. Annen Şimdi cinayetin içindeyse, babanla birlikte işledilerse, kız kardeşin de onu gördüyse, sen nasıl bir daha tekrar gidip bunu babama ve ablama anlattım dersin? En büyük problem burada Mehmet elinizdeki Ali. şey, toparlama, az önce dedim ya otopsi raporundaki şey gibi,
Mehmet Bozoklu'nun ben dün ifadesini attım ya. Onun, dayının ifadesi evet. Evet. Onun o ifadesi asıl öyle değil. Ben orijinal ifadesi. Dayın orada bir şey demiyor ama. Dayınla alakalı bir şey yok. Ben onu anlatmak istiyorum. Sizin okuduğunuz şey birebir alınan ifade değil. Bütün hayır, ifadelerden hayır. Topla. Mehmet Ali senin ifadeni okudu Fulya Hanım. Ben de okudum. Yani orada birebir sen söylüyorsun. 15 gün sonra ben kaybolduğunu bilmiyorum. Bu mümkün değil. Çünkü sen o eve geliyorsun. 15 gün sonra demiyorum. Bakın benim ifadem şudur. Mehmet Ali ifaden var. 15 gün sonra diyorsun. Babam bana geldi dedi ki. Oğlum artık ben kayıp başvurusunu yaptım ve bana kaybolduğunu söyledi. Ben de çok üzüldüm ve gittim dedim ki anneme ve kız kardeşime söyleyelim. Üzüldüm zaten, mü demiştim? Zaten kız kardeşine söyleyemezsin, annene de söyleyemezsin. Onlar zaten olayın bakın, içindeler. Bakın o ifade benden çıkmadı kesinlikle. Ben kimden çok çıktı? Üzüldüm falan. Kimden o toparlama çıktı? Diyorum bakın onun ama söyledi. Ama niye toparlama yapsın? Ben bir şey sorabilir miyiz Kevriye Hanım? Pardon. Mahkeme huzurunda sanık olarak... Olanı biteni anlattın mı? Evet. E nerede ifade? İfadelerin hepsi dosyada. E böyle kardeşinin. Mahkemede mi söylenmiş bunlar? Yani karakol. Evet kendi ifadesinde. Mehmet Ali bir dakika. Bir de şeyi versenize. Girelim mi ablasının ve teresini? Süremiz galiba. Süremiz galiba mi azalıyor? Ya. Süremiz yetmeyecek. Ben şunun yalanlarını hiçbir şey söyleyemedim yani de. Valla belki de sen yalan söylüyorsun Mehmet tamam, Ali. Tamam belki de ama hiçbir şeyini söyleyemedim ki yani. Ne söylemedin? Tamam. Benim aha. Çelişkim bak benim kafamdaki soru işaretleri ortada. Benim evde kardeşim öldürülecek babam tarafından. Evin her tarafında da 5 tane kurşun izi olacak. 5 tane evimin kurşun çevresinde izi de yok. Mezar kapının, kazılmış olacak. Şöyle, ben evdeki bu olağanüstü değişikliği 2 hafta sonra fark edeceğim. Balkona da çıkacağım, ben sigara içeceğim onu fark etmeyeceğim. Bir cevap versin Mehmet. Ver ama. Yani. Evet, bu kadar dikkatsiz bir adam mısın ya. Sen Mehmet Ali? Kapıdaki kurşun izi görmüşsünüzdür Mehmet Ali. Bakın bir hafta diyorum zaten hani her gün tamam, görmedim bir hafta demiyorum sonra. Ki kapıdaki ilk önce şey yapmışlar bant öyle bir şey. Tamam koli bantı onu da geçtim. Şey. Bir hafta sonra fark ediyorsun evet. Ya. Tam bir hafta da uzun bir süre hadi iki hafta olmasın bir hafta sonra. Bir hafta sen bu kadar Fulya, bir hafta adam sonra olmaz. Ya, dikkat edilecek geliyor. Bir şey yok ki yani evin içinde. Anormal her gün o insan giden bir insan. Evde her gün Fulya, düzenli 8-5 gelen bir insan bir hafta değil. Sonra nasıl olur? Aynı gece ifadenizde diyorsunuz ki ben geç eve geldim. Olmaz ki aynı gece eve geliyorsun. Hemen... Aynı gece geldim diyorum da olayın olduğu geceyi bilmiyorum ama. Ama eve geliyorsun ve kurşun izi var evde. Kapıda kurşun gece izi var. Ben onu o gün görmeme ihtimalim var yani. Mümkün değil. Ama o gece görmedi. Hayır Kebriye ablacığım o gece görmedin. Ertesi gülüyor. Evet. Ama bir hafta içerisinde zaten görülmüş şeyler şimdi. Bunlar peki, bazı her şey şeyler. Her şey normal miydi? O gece herkes uyuyordu. Bizim evde hiçbir zaman. Sabah kalktınız güzel kahvaltı mı ettiniz? Her şey normal miydi? Bizim evde zaten onun yaşadığı dönem hiçbir zaman normal bir şeyler olmadı ki yani. Ama kız kardeşiniz öyle anlatmıyor Mehmet Ali Bey. O kadar farklı anlatıyor ki sizden. Benim videomu yayınlayın. Neden öyle kız, anlattıkları? Ya ben istemem senin bir daha hapse girmeni. Yani ama yani masumsan. Niye giresin Mehmet Ali? Günah. Ya ben niye neyin yani mücadelesini bu... veriyorum ki zaten? Aynen yani öyle hani ama. Bitirmişim cezasının. 3 senesi kalmış. Bakın. Son kaç senin? Yani, 4 yılın mı kaldı 4 şimdi? 4 yılın bir ceza indirimi de gelecek. Örneğin. Hayır normalde ağırlaştırmış müebbet. Müebbet oluyor. 25 yıl oluyor. 20 yıla indiriliyor. 20 yılında yatmışlığı var. Yine yatacak yani. Yatacağım 58 tabii ki. Yıl yatar. Ama ben neyin mücadele? Bir suçlu gördünüz mü? Sonuna kadar masumiyetini savunan yani. Sonuna kadar. Mehmet Ali Bey, Kebriye Hanım'ın dediği cümle şöyle. Bakın, gerekçeli kararın 6 numaralı maddesinde ha, dediği geçiyor. Siz avukatınızla. Az önce de dedim ki. Tamam bir dakika. Kebriye Hanım dedim, gerekçeli kararı mı okuyorsunuz dedim altınızda. Ama bir dakika. Mahkeme sizin ifadeniz üzerine bunu inşa etmiş durumda. Dolayısıyla siz bunu avukatınızla görüşün. Deyin ki böyle bir çelişki var. Programda da bu vurgulandı. Avukatınızla beraber bir çözüm oluşturun. Mehmet Hocam karakol ifadesi ama. Evet. Karakol ifadesinde Mehmet Ali Bey yok, söylüyor. Yani ben şeyi de söylüyorum ki. Dolayısıyla bizim burada söylediğimiz sizin aleyhiniz olma amacı da değil. Ya aleyhe de tabii ki. Ya anormal bulduğunuz şeyi tabii ki söyleyeceksiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.